değerli izleyenlerimiz. Fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Şişli'de Kongre Merkezi'nde BioExpo Fuarı'ndayız. Sektörün öncü firması SRM Analitik'teyiz. Firma kurucusu yanımızda Ömer Faruk Bey bulunmakta. Bakalım bize hem fuar hem firmasıyla ilgili neler aktaracak. Ömer Bey merhaba. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle programımıza siz de hoş geldiniz. Fuarınız hayırlı uğurlu olsun standınızda. Sağ olun. Ben öncelikle firmanızla ilgili biraz sonra sohbetime devam edeceğim ama fuarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl geçiyor ilk gün, ilk dakikalar? Tabii ilk gün, ilk dakikalar biraz daha tabii ziyaretçilerimiz ilk saatlere nazaran seyrek ama sanki sayı artmaya başlıyor gibi. Evet, biraz oldukça yoğun bir standlara sahipsiniz. Sizler de ilgi görendi. Evet. Sonuna kadar da fuarınız verimli geçti. İstemiş olduğunuz verimi elde ederek ayrılırsınız umarım. Umuyoruz. SRM Analitik'e geri dönelim. Kaç yılında kurmaya karar verdiniz? Nasıl başladı? Öykü, her firmanın bir öyküsü var. Sizinki nedir efendim? Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Sağ olun. Ömer Faruk Sırmalı. Ben 17-18 yıldır başta gıda güvenliği olmak üzere ilaç sektörünün, kimya sektörünün laboratuvar cihaz ve ekipmanları kısmı, üretim alanları ile ilgili kalite kontrol noktasında ARGE laboratuvarlarında ihtiyaç duyulan birçok laboratuvar, cihaz, ekipman ve sarf kalemler üzerine çalıştım. SRM Analitik arkasında bu uzun ve büyük soluklu yolculuğun zengin kütüphanesini taşıyor ama SRM olarak daha yeniyiz. 2 yılı aşkın süredir sektördeyiz. Tecrübelerinizi SRM'ye aktardık. SRM'ye aktardık. SRM olarak yolumuza devam ediyoruz. Konu başlıkları belirtiniz elbette ama izleyicilerimiz açısından biraz daha açalım mı efendim SRM'nin hizmetlerini ve ürünlerini, neler sağlıyorsunuz? SRM Analitik birçok uluslararası firmanın, Amerika olsun, Avrupa olsun, tabii daha çok bu markaların Türkiye'de distribütörlüğünü yapan bir firma. Temsilcisi olduğumuz markalarımızın hem satış, efendim, hem teknik destek, hem aplikasyon desteği şeklinde hizmetlerini sürdürmektedir. Kaç markaya getirtiyorsunuz? Tek Türkiye distribütörü olduğumuz markalarımız şu an 5 tane. Hı hı. Şu an peki, hizmet sektörü aslında sizinki de ve sağlık sektörü. Evet. Hatayı götürmeyen de bir sektör aynı evet. zamanda. Doğru. Dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunmakta. Bu anlamda firma olarak öncelikleriniz Doğru. nelerdir? Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Hizmet verirken tabii öncelikle müşterilerimize en iyisini sunmaya gayret ediyoruz. Tabii sektörde de birbirine benzeyen teknik özellikler açısından olsun sunduğu pozitif ya da negatif avantajları içeren birçok ürünle ilgili biz müşterimizin önüne seçenekleri objektif olarak sunuyoruz. Tavsiyelerimizi de tabii belirtiyoruz. Bu konuşmalar, karar verme sürecinde daha çok. Bizim misyonumuz, emin olun, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutacak şekilde en iyisini vermeye çalışmak. Ürünlerinizin özellikleri nelerdir peki? Niye tercih edilmelisiniz? Biz niye tercih edilmeliyiz? Genelde takdir edersiniz bilimsel anlamda arz ettiğim konu başlıklarında ilgili sektörlerimizde müşterilerin ihtiyaçları en iyi şekilde analizlerini yapabilmek. Dolayısıyla biz de daha çok bilimde biraz daha takdir edersiniz. Avrupalı ve Amerikalı markalar bu konuda önde. Son zamanlarda Uzak Doğu'da güzel ürünler var. Fakat biz daha çok bu Amerika ve Avrupalı diyelim markaların bu konudaki hassasiyetini hala koruduklarından bu teknik özelliklere sahip ürünleri daha çok hizmet alanımızda sunmaya çalışıyoruz. Peki sektörünüzde bir diğer önemli mevzu elbette ki firmanızın büyüklüğü kadar getirmiş olduğunuz ürünlerin kalitesi kadar da sonrasındaki hizmetler çok evet. önemli, çözüm önerileri önemli. Evet. Bu anlamdaki çözümleriniz neler peki müşterilerinize? Bizim en büyük avantajımız bir kere sadece ürünü vermek değil, çok güzel bir noktayı işaret ettiniz. Bir kere müşteriler sadece cihazı alıp kullanmak değil, yaptığı testte elde ettiği sonuçları nasıl yorumlaması gerekir? Eğer ummadığı sonuçlar alırsa hata kaynakları ne olabilir? Yani özetle aplikasyon desteği konusunda en büyük gücümüz geliyor bizim. Onun dışında teknik destek olarak da cihazlarımızda bünyemizde barındırdığımız efendim garanti süreçleriniz? Tabii normal Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın belirlediği garanti süreçlerini resmi olarak sunmak zorundayız. Stoklu mu çalışıyorsunuz, proje bazlı mı? Genelde stoklu çalışıyoruz, proje bazlı çalıştığımız ürünlerimiz de var. Sizden peki proje istendiğinde ne kadarlık sürede teslim edebiliyorsunuz? Valla Covid süreci dolayısıyla biraz süreler uzadı ama şu ana kadar yine 4-6 hafta gibi bir sürede
daha gecikmeden temin edebiliyoruz. Termin süreniz kısa aslında. Evet, evet. Başarı tesadüf değil. Onu siz konuşurken çok net anlayabiliyoruz. İşinizi çok da severek yapıyorsunuz. Çok da belli. Ama başarı yalnız olmuyor elbette. Ekip de var. Kaç kişisiniz efendim toplamda? Şu anda 8 kişiyiz efendim. Nerede yeriniz? Sultan Gazi tarafında. Birebir sizlerden bir hizmet alınır efendim. Yoksa aracı firmalarınız da var mı? İş ortaklarımız var. Çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında iş ortaklarımız var. Farklı farklı noktalarda. Uzun yıllardır zaten tanıştığımız, birbirimizi iyi tanıdığımız insanlar. Bu konuda yine Türkiye'nin belli bölgelerinde mi hizmet veriyorsunuz? Tüm bölgelerde tüm Türkiye ve var mı? Tüm Türkiye'de var. Yani bölgesel düşünecek olursak her bir 7 bölgesinde Türkiye'nin, öyle genelleyecek olursak, çalıştığımız iş ortaklarımız mevcut. Hizmette sınır yok o zaman. Öyle yani. Öyle çalışmak durumundayız. Peki tecrübelerinizi siz SRM ile tabii ki birleştirmişsiniz. Yıllardır da bu işte yapıyorsunuz aynı zamanda, ama bir iş kurmak çok zor. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet, evet. Aradaki zorluğu siz yaşadınız. Biz şu anda çok güzel projelerinizi, işlerinizi dinliyoruz sizlerden, hizmetlerinizi de. Ama o günden bugüne neler değiştirdiniz? İlk açıldığından bugüne hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Vallahi Covid gibi hiç kimsenin istemediği negatif şartlara karşı emin olun yine sektörde umduğumuza ulaştık desem çok iyi bir yönlendirme yapmış olmam. Ama bizi tatmin eden çalışmalar içerisinde olabildik. Bundan sonraki etapta farklı projeler olacak mı? Tabii var. Önümüzde yine bu fuar münasebetiyle, iki senedir biliyorsunuz böyle organizasyonlar olmuyordu. Olduğunda hemen katıldık. Yine gıda sektörüyle ilgili çalışmalarımız var. Fuar çalışmalarımız var. Onlara da katılımlarımız devam edecek. Sürprizle buradan belirtelim o zaman. Elbette. Çalışmalar sürüyor. Hiçbir Elbette. Şekilde siz de araştırmaktan Elbette. Geri kalmıyorsunuz. Elbette. Belirtelim. Elbette. Herkese de yardımcı olmaya hazırsınız zaten. Elbette. Danışmanlık vermeye de. Elbette. Son sözlerinizi alabilir miyim? Sizlerden, tercih edenlere ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi sizin de ifade ettiğiniz gibi veya çok belki klişe olacak ama işini severek yapmak gerçekten bu işin orijini. Yani işini severek yapmadıkça veya belli bir görev düşüncesiyle yaptığınız zaman çok bir beklentiye de girmemeli insan. Buna dikkat edilebilir. İşini sevenlere bıraksınlar, kendini diye ekleyelim mi o zaman? Olabilir. SRM, çok doğru. Herkesi, işe düşen herkesi, sizle ilgili olan her şeyde danışmanlık vermeye hazır olduğunuz biz de belirtelim elbette, buradan. Elbette. Standınıza da gelip ziyaret edebilirler cumartesiye kadar açık elbette. Olan fuarınızda. Elbette. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Gelmiş olduğunuz Sağ değerli olun. Bilgilere hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve farklı hizmet anlayışınız için de, keyifli sohbetiniz için de. Umarım uzun yıllar boyunca SRM'nin de ismini duymak dileğiyle. Teşekkür ederim. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Başarılar. İyi günler. Sağ evet olun. Değerli izleyenlerimiz, Bio Expo'dan, SRM'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka fuar ve standa kadar. Hoşçakalın.